dolu dolu Anadolu'da biz söyledik. Genelde biz hep Türkiye'yi geziyoruz. Türkiye'nin güzelliklerini, yemeklerini, doğa harikalarını ekranlara getiriyoruz ama Türkiye artık iyice seçime kilitlendi. Bizim de yolumuz Trabzon'a düşünce hem Trabzon'da seçimin nabzını tutalım istedik hem de Trabzon'a gönül veren, Trabzon'a hizmet için yarışan Trabzon milletvekili adaylarıyla da sohbetlerimizi kendi programları çerçevesinde gerçekleştirmek istedik. Nasılsınız efendim? Sağ olun, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi ki geldik Trabzon'a. Trabzon, tabii ki Türkiye'nin milletvekili olacaksınız ama Trabzon'dan milletvekili olacaksınız. Öncelikli planlarınız, hedefleriniz nelerdir efendim? Şimdi şöyle bir şey var Trabzon'da. Trabzon halkı projeleri öğrendi. Trabzon halkında şöyle bir algı oluşmaya başladı. Biz iktidara gelecek olan bu AK Parti'yi Trabzon'da nasıl çok daha iyi temsil ederiz de, nasıl buradan 6 tane milletvekili göndeririz de hakikaten Trabzon'a biraz daha pay... Bunu artık Trabzonlular bunun gayretinde şimdi. Ve Trabzon'un bu gayretine bize destek vermek istiyoruz. Gerçekten biz burada hangi partiden olursa olsun bütün kardeşlerimizden, Trabzonlulardan, ta en kenardaki Beşikdüzü'nden, Çalpazarı'ndan, Tonya'dan, Bakıkebir'den, Çarşıbaşı'ndan, Düzköy'den, Akçabat'tan, bütün ilçelerden, Trabzon merkezden ve diğer işte Arsin, Yomra, Araklı, Köprübaşı, Çaykara, Of, Dernek Pazarı, Köprübaşı, bütün ilçelerden, Of'tan, bütün ilçelerden vatandaşlar hakikaten bunu kavradı. Beklendi çok fazla arttı. Trabzon'u bir marka şehir yapmak için, Trabzon'u bir merkez şehir yapmak için, Trabzon'a daha fazla yatırım getirmek için Trabzon'un insanı hakikaten bu partiye çok büyük destek verdi. Biz de bunları istiyoruz deme noktasına geldi. Trabzon şimdi büyük şehir olacak. Büyük şehrin gelirleri artacak ama Trabzon liman, lojistik liman haline gelecek. Trabzon kentsel dönüşümler yapılacak. Akyazı'daki büyük dolgu alanı 1 milyon metrekare olacak. Orada stadyum yapılacak. Tanjant yolu yapılacak. İşte demir yolu buraya gelecek. Burada Trabzon'dan ta Antalya'ya kadar bir bölünmüş yol yapılacak. Ve hakikaten Trabzon bir cazibe merkezi, bir marka kent olacak. Efendim şimdi Türkiye sizi, daha doğrusu ben hani kendi görüşümü de katarak eklemek istiyorum, ev sahibi yapan kişi olarak tanıdı. Hani gerçekten bir zamanlar yani bu hayaldi. İstanbul'da hayaldi, özellikle büyük şehirlerde hayaldi. İnsanlar kiralarda dünya bir para öderdi. Şimdi artık ben Dağtaş'ta Türkiye'yi geziyorum. 2 senedir 81 vilayetin 81'ini gezdim. Ve gittiğim zaman hatta nerede? Karaman'da, Sarıveliler'de şöyle bir benzetme yaptım. Bir tarafta dedim dünyanın en tarihi mağara evleri, bir tarafta da yepyeni yapılan evler. Hani eskiden insanların yaşadıkları, şimdi yaşadıkları zaman hep eski iyi derdik. Ama şimdi birçok imkanın çok daha hesaplı bir şekilde ayağımıza geldiğini görüyoruz. Ve ben yine okudum. Bu sizin daha önce de yaptığınız projeler ama rakamı acaba dedim yanlış mı gördüm? Bir de gözlüklerimi çıkarttım baktım. 100 lira taksitle ev sahibi yapmak gibi bence yani insanı böyle heveslendiren, hoşuna giden bir proje okudum. Gerçek mi efendim? Şimdi zaten başbakanımız seçim beyannamesine koydu. Önümüzdeki dönemde 500 bin konut daha yapacağız. Bu 500 bin konutun 400 bin tanesi 87 metreden küçük olacak. Ve bunlar insanlarımıza evler teslim edildikten sonra, insanlarımız eve taşındıktan sonra başlayan taksitlerle ve 15 yıl vadeli, 20 yıl vadeli, 25 yıl vadeli olacak. Taksitleri de 100 lira ile 350 lira arasında olacak. Bu bir proje. Bir başka proje daha var. Yeni evlenecek yoksullara 100 lira taksitle 25 yıl vadeli kısmen de buzdolabı, çamaşır makinesi kısmen tefriş edilmiş evler verilecek ki evliliği, yuvayı teşvik etmek için. Bu da ayrı bir proje. Tabii biz Vakfıkebir'de 250 civarında konut yaptık. Bunları teslim ediyoruz şimdi. Bugün yine yeni talep oldu ama ben dedim ki diğer Trabzon'un işte 17 ilçesi var merkez ilçeden başka. Bütün ilçelere yayılalım ki her ilçeden talep var. Bunu da Trabzon'un özelinde de dalga dalga yapacağız. Trabzon'da da eve ihtiyacı olup, barınmaya ihtiyacı olup da ev alacak parası olmayan insanlara da bir şekilde ev sahibi yapmak için bundan sonra çok daha yoğun bir gayret göstereceğim. Efendim ben demir yoluyla ilgili de görüşlerinizi alacağım ama ben bir şey merak ediyorum. Şimdi ben Arhavliyim. Ben Anadolu'yu gezdikçe çok da kilo alıyorum. Mesela ben merak ediyorum. Sen Trabzon'un en çok neyini seviyorsunuz yemek olarak? Ben onu merak ediyorum. Trabzon'un kayganası var, kuymağı var, hamsisi var, balığı var, turşusu var, lahanası var. Mısır ekmeği var. Ben balığı tercih ederim. Balık, hamsi. Özellikle hamsi tabii. Evet. Peki demir... Şimdi
yine herkesin merak... Buranın ekmeği meşhurdur. Dünyada meşhur. Vakfı Kebir'in ekmeği... İki bak, sene bayatlamayanını yapmışlar. Nasıl vakfı, yapmışlar? Vakfı Kebir'in insanın ne kadar zeki olduğunu onda anla. Burası Hububat memleketi değil. Hububat memleketi Konya Ovası'dır. Başka o Ankara Ovası'dır, Eskişehir Ovası'dır. Ama ekmeğin kralı Vakfı Kebir'de yetişir. Gidin bakın Türkiye'nin 81 vilayetinde 957 ilçesinde Vakfı Kebir ekmeği var. Hepsini görüyorum. Evet. Yemin ediyorum görüyorum. Hastacı gördüğüm zaman diyorum ki kesin Rizeli hemşiremdir. Fırın ekmek gördüğüm zaman garanti diyorum %90 Trabzonlu hemşiremizdir. Vakfı Kebirlidir. Zaten ben şundan da yani ben kendi adıma konuşacağım çok gezdiğim için. İnsan buralarda çok fazla gezdiği zaman çok da kilo alıyor. Şimdi burada ekmeği yiyorsunuz. Biraz ileri gidiyorsunuz. Akçayabat'ın köftesi var. Biraz yukarılara çıkıyorsunuz. Sahilde hamsisi var. Ama balığı sevdiğinizi öğrendim. Şimdi bir dizide gerçekten hayatta bazı şeyler tesadüf. Ya da tesadüf demeyelim de böyle zamana denk gelince çok izlenen bir dizide dizinin final sahnesinde aile bilet alırken Trabzon'a İstanbul'dan tren bileti istedi. Ondan sonra bir anda Türkiye'de gündem diziden de belki yani dizinin de ben etkisi olduğunu inanıyorum. Trabzon'daki demir yoluna geldi. Trabzon insanı çok zekidir. Demir yolu bileti istemekle yani Trabzon'a bugüne kadar demir yolunu yapmadınız bir yerde yapılsın mesajını vermek istedi. Onun için demir yolunu inşallah önümüzdeki 5 sene içerisinde başlayacağız ve kısa sürede bitireceğiz. Bu çok net bir şekilde Osmanlı'nın rüyasıydı. Trabzon insanının rüyasıdır ve talebidir. Trabzon'u hava yolu, deniz yolu, kara yolu, demir yolu bunların hepsini kucaklaştıracağız ve Trabzon'u bir marka kent yapacağız. Hak ettiği tarihi derinliğine uygun bir marka kent mutlaka yapacağız. Zaten Büyükşehir Kanunu çıkıyor seçimlerden hemen sonra. Bunu yakalamak da bizim boynumuzun borcu.